Merhabalar. Bugün en kolay, en pratik yoldan pandispanya yapmasını göstereceğim size. Burada 6 tane yumurtam, sarısı ve beyazını ayırmıyorum. Sadece çay kaşığının ucuyla tuz atıyorum. Ve direkt şekerini de 1 bardak ve şöyle çeyrek bardak şeker ilave ediyorum. Güzelce köpük köpük olana kadar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Biraz çırptıktan sonra, bakın köpük köpük olduktan sonra, içerisine 1 çay bardağı oda ısısında ılık suyum var. Yavaş yavaş onu ekleyelim. Yavaş yavaş ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Evet, şimdi katı malzemelerimize geçiyorum. İlk önce unlarımı eleğime alıyorum. 2 su bardağı unum var. Yarım bardak daha, 2,5 bardak unum var. Yani toplamda 5, şöyle yarım bardaktan eksik nişastam var. Ben bütün gramajlarını açıklama kısmına yazacağım. Ve eleyerek karıştırıyorum. Tek yönlü olarak karıştıracağım. Karıştırırken içine bir paket kabartma tozum ve bir paket vanilyam var. Onları da ekliyorum. Gördüğünüz gibi kabarcık kabarcık bir hamurum var. Tek yönlü olarak karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu tamamen karıştırdıktan sonra yağlı kağıt içine ve kenarlarına yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kalıbıma bütün hamurumu boşaltıyorum. Bu arada fırınımızı açıyoruz, 180 dereceye ısınmaya başlıyor. Bütün hamurumuzu sıyırıyoruz. Ve bütün hamuru aldıktan sonra kelepçeli kabımızı şöyle 1-2 defa yere vurarak içindeki kabarcıkların bu kadar. Şimdi 180 derecelik fırına veriyorum. 30 dakika fırınınızın kapağını kesinlikle açmayın. Daha sonrasında üzeri kızardıktan sonra kürdan testiyle bakın. Evet, pandispanyam pişti. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Pandispanyayı piştikten sonra fırınınızı kapatın. Bir 20 dakika fırında kalsın. Daha sonra iç sıcaklığı geçene kadar böyle ızgara bir teliniz varsa ona ters çevirin. Ve kalıbı çıkarın. Ben biraz büyük istediğim için 28 santimlik kalıba döktüm. Siz kalıbınızı daha kalın olmasını istiyorsanız pandispanyanın, bana çünkü çok kalın lazım değildi. 28 santime döktüm o yüzden. Daha küçük kalıba dökebilirsiniz. Daha kalın olur bu ölçüyle. Kalıba göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yağlı kağıtlarını çıkarıyorum. Ve burada soğuması için bırakıyorum pandispanyamı. Evet, pandispanyam soğudu. Bakın yumuşacık. Gördüğünüz gibi sünger gibi. Ve kenarlarına ben keseceğim yeri çizdim. Ve sizinle birlikte döndere döndere keseceğim yerden
Evet. Pandispanyamı kestim. Bakın yumuşacık. Sünger gibi, gördüğünüz gibi katlanıyor. Hiç kırılmıyor. Harika oldu. Dediğim gibi ben ince tek katını kullanacağım bugün yapacağım tarifte. Gördüğünüz gibi her taraftan sünger gibi pandispanya oldu. Pastacı kremam için öncelikle tencereme 3,5 su bardağı sütümü ekliyorum. İki. Üç buçuk su bardağı süt ekliyorum ilk önce. İki adet yumurta sarımı ekliyorum. İki yemek kaşığı silme olarak. Buğday nişastası ekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday unu ekliyorum. 1 çay bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp tamamen karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. En kısık gözle yani altını kısıyorum. Karıştıra karıştıra koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Yalnız bütün malzemelerini iyice karıştırına emin olun. Kesinlikle topaklık kalmasın. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi kremam koyulaşmaya ve kaynamaya başladı. Fokur fokur. Bakın nasıl pürüzsüz bir kıvamda. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayacaksınız pişerken kremayı. Ve bu aşamada 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1 paket vanilyam var. Onu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, bakın artık bu şekilde göz göz patlamaya başladığı anda kremamızı şöyle bir daha karıştıralım. Bir daha yapsın. Bakın nasıl döküldüğünü de görüyorsunuz. O şekilde olduktan sonra altını kapatıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra kremamı kabuklanmaması için mikserin düşük devrinde karıştırarak soğutmaya başlıyorum. Kremamız ılıdıktan sonra sürekli karıştırarak bakın başka bir kaba alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Sürekli karıştırarak ılıttım. Artık o sıcaklığı kalmadı. Bu kremayı eklerde her türlü yaş pastanızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kremamızı boşalttıktan sonra üzerine bir buzdolabı poşetini kenarlara bastırarak hava almayacak şekilde kabuklanmaması için ağzını güzelce kapatıyoruz. Ve 3-4 saat buzdolabında soğumasını bekliyoruz. Pastacı kremamı dolaptan çıkarttım. Görüyorsunuz kıvamını. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sıkma poşetimin içine bir miktar alıyorum. Pasta yapacağım kalıbı alıyorum. Yine kalıbın içinde yapacağım. Altına bir kağıt seriyorum. Bu kağıdı pastayı daha kolay kesip taşıyabilmek için koyuyorum. Ve alt taban pandispanyamı koyuyorum içine tekrar. Sıkma poşetine koyduğum kremamı ucunu kesip dairesel hareketlerle bütün pastamın içine sıkıyorum.
Daha sonra böyle bir spatulam var, pasta spatulam. Onunla birlikte çok bastırmadan düzleştiriyorum. Kremamı düzleştirdim. Ve hızlı bir şekilde meyvelerimi doğruyorum. Meyvelerimi doğradıktan sonra kağıt havlu arasına alıp üstünü kapatacağım. Sulanmaması için. Bir su bardağı şekerim var. Gördüğünüz gibi tarç jöleler var. 2 paket tarç jöleyi şekerin içine karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şekerle karıştırdım. 2 su bardağımın içine şekerimi karıştırıyorum. Yavaş yavaş döküyorum. Ejder meyvesinin kabuklarını renk vermek için içine atıyorum. Biraz kaynadıktan sonra çıkaracağım. Yıkadım kabuklarını. Sadece böyle pembelik versin. Kabuk renk verdiğinde kabuğunu çıkarıyorum. Çok fazla koyu olsun istemiyorum. Hafif açık olacak. Jölemiz kaynadı. Ilık kıvama gelinceye kadar karıştırarak ılıtıyorum. Bu arada meyvelerimi pastama yerleştirdim. Kağıt havluyla sulanmaması için bekletiyorum. Jölem ılıyana kadar. Jölem ılıdı. İçine yavaşça döküyorum. Evet, son olarak pastamı çıkardım. Kenarına krem şanti çektim. Ve servisi hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.